arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel çiçekli bir çalışma yapacağız çiçeklerimizi waffle'dan ördüğümüz e, şapkamızın üzerine güzelce yerleştireceğiz onun öncesinde şapkamızı lastik kısmından örerek başlayıp dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz dilediğimiz uzunluğu tamamladıktan sonra şapkamızın tepe noktasını kesiyoruz ve e, sırasıyla bu görmüş olduğumuz çiçeklerimizi uçlarında zincirlerden oluşan çiçeklerimizi ve yanına diktiğimiz çiçeklerimizi rengarenk örerek çeşitli yerlerine serpiştiriyoruz. Aynı bu düzen kurulumda olması şart değil. Zevkinize uygun olarak ayarlamalarda yapabilirsiniz. Evet şu şekilde de tepe noktasından çıkaracağımız çiçeklerle de şapkamızı güzelleştiriyoruz. Evet şapkamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şapkamızı örmek için ören bayan süper baby ipini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. İpimizin renk numarası 111 numaralı renge sahip ve 3.5 numaralı tığımı kullanıyorum ee, ve zincirimi çekerek şapkamı örmeye başlamak istiyorum. İpimi içten çıkardım. İlk önce zincirimizi çekelim. Modelimizi hangi yaş grubu için öreceksek o kadar zincir çekmemiz gerekmekte. 3 üç ve 3'ün katlarını ayarlayarak baş ölçüsünü çektiğimiz zincirle öreceğimiz kişinin yaşı belli ise ona göre ayarlayabiliriz. Daha az zincir daha küçük yaş grubu demektir. Evet bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Buraya düğümümüzü sıkıca attım. 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 84 tane zincirimi çekiyorum. 84 tane zincirimi çektim. Birin üzerine birinci zincirimi koyuyorum ve şu şekilde ölçmek istiyorum. Elimi kaldırıyorum. 40 santim zincirimizin uzunluğu. Şimdi yuvarlak olarak öreceğim için şöyle bir düzeltmesini yapıyorum zaten düzgün birinci zincirimle en son tığımdaki zincirimi birleştiriyorum ve çekiyorum birleştirdim şu anda 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincir ve yanındaki zincir yuvasına batarak trabzanlarımı örmeye başlıyorum ilk zincirime batıyorum her bir zincirimizin bakınız dilerseniz bir katı dilerseniz iki katını alarak trabzanlarımızı örmeye başlayalım 84 tane zincirimiz olsun modelimizi daha büyük ya da daha küçük başlayacak arkadaşlarımız 3 Üç ve 3'ün katlarıyla başlarlarsa modelleri tam denk gelir. Yani herhangi bir zorluk çekmeyiz. Zincirimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı yerleştirerek örelim. 84 zincirimin üzerine trabzanlarımı 84 adet yerleştirdim ve şu şekilde hazır hale geldi. Şimdi örmeye başlayalım. Bakınız ilk trabzanımla son trabzanımı birleştiriyorum. 1, 2, 3. zincirin üzerine gelerek batıyorum. Ve şu şekilde geçiriyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. İkinci sıradaki trabzanımın yanından, sağ yanından girip sol yanından çıkıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir sonraki gelen trabzanımın arkasından giriyorum içe batırıyorum, tığımın başını çıkarıp tekrar bir tane daha trabzan örüyorum. Burada lastik işlemimizi yapmaktayız. Tekrar yandan giriyorum, sağ yandan bir trabzanım örüyorum, tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanım, bakın arkadan şu şekilde arkadan giriyorum ve diğer yönünden batarak çıkıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Yandan sağ yandan girerek bir trabzan arkadan girerek bir tane trabzanımı örüyorum başını doluyorum sağ yandan trabzanımı örüyorum arkadan girerek trabzanımı kavrayarak bir tane daha trabzan örüyorum tekrar yandan ve arkadan Alttaki düz olarak örmüş olduğumuz e, trabzanlarımız da bakınız lastik görüntüsüne girdi. Şimdi bir yandan bir arkadan örerek trabzanlarımızı tamamlayalım. Yandan olarak ördüğümüz trabzanlarımız dışa doğru kabartılı durmakta. Arkadan şu şekilde girdiğimiz trabzanlarımız ise içe doğru çökük bir durumda görülmekte. Bakınız çökük olanlar arkadan dışa kabartılı olan trabzanlarımız ise yandan ördüğümüz trabzanlar. Şöyle görecek olursak bakınız. Şimdi başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim. İkinci sıramızı tamamladık. Bakınız iki tane sıra lastik görüntüsü oldu. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramıza başlayacağımız yerde bakınız zincirimizin olduğu yerin üzerine gelerek batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 2 ve 3 tamam başını doluyorum biraz önce dışa kabartarak başlamıştık bakınız dışa kabartılı bir şekilde duran trabzanımızı yine yandan giriyorum kabartılı bir şekilde örüyorum tekrar başını doluyorum sıradaki trabzanımın ardından girerek örüyorum tekrar yandan bir sonrasını Ardından batarak örüyorum. Yandan giriyorum. Aşağıdaki sırada bir ters bir düz görüntüsünde olan lastiğimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Bir yandan bir arkadan örerek istediğimiz ölçü gelene kadar lastik boyutumuzu tamamlayalım. 5 sıra bir ters bir düz örerek lastiğimizi tamamladım. İstediğim ölçü yeterli ölçüsüne bakalım ölçüsü ise dört buçuk santim tam beş değil dört buçuk santim uzunluğunda şimdi başlayacağımız sırada lastiğimizin üzerine bir sıra düz trabzan olarak dolaşalım sadece düz trabzan yandan ya da arkadan almıyoruz Evet şimdi en son trabzanımızla ilk trabzanımızı birleştirerek örmeye başlayalım. Artık lastik kısmını bitirdik. Model kısmımıza geçişimizi yapıyorum. Geçişimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Sırasıyla bu sırayı herhangi bir farklı işlem yapmadan sadece bütün trabzanlarımızın üzerine birer birer trabzan örerek devam ediyorum. Bakın hepsine bir tane ikili trabzanımızı örelim. Devam ediyorum. Başlangıç yerimize kadar Sadece trabzanlarımızı örerek gelelim. Bu şekilde düz trabzan ne arkadan alalım ne yandan alalım. Sadece düz trabzanlarımızı başlangıç yerimizden dolaşarak yine bitiş noktamıza kadar örerek gelelim. Trabzanımızı örerek tamamladım. Bir sıramız tamamlandı. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. Bu sıramızdan itibaren modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Şimdi ilk trabzanımızı zincir çekerek ördüm. Trabzanın ardından bakınız şu şekilde ardından girerek itiyorum ve çekiyorum 3 tane zincirim örüyorum 2 ve 3 yanındaki 2 tane trabzanımı birer birer örüyorum 1 bir ve 2 sırasıyla bakınız ikisini normal ördüm tekrar tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzanı yandan girerek dışa kabartıyorum. Dışa kabarttığım trabzanımdan sonra iki sıra normal sırasının üzerine trabzanlarım örüyorum. 1 ve 2. Tekrar iki trabzanımı düz ördükten sonra sıradaki trabzanı dışa doğru kabartıyorum. Bir tane trabzanımı kabarttıktan sonra iki tane düz örüyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım bir tane trabzanımızı ve arkadan ittirerek almıştık İki tane trabzanımızı düz sırasında ördük üçüncü trabzanımızı yandan girerek kabartı kabartılı bir şekilde ördüm ardından gelen iki, iki trabzanı düz ördüm ve üçüncü trabzanımı tekrar kabarttım şimdi kabarttıktan sonraki trabzanımı iki tanesini düz olarak örüyorum bir ve iki İki düz bir yandan kabartarak örüyorum bir tane trabzanı yandan ördüm sıradaki iki trabzanı 1 ve 2 düz olarak örüyorum iki düzden sonra bir kabartılı 2 düz 1 2 2 düzden sonraki gelen yandan girerek kabartılı bir şekilde alıyorum Tekrar iki tane düzüm örüyorum. Bir ve iki. İki düzden sonra bir tane kabartılı trabzan örüyorum. Yandan girerek. Bu sıradaki işlemimizi ilk kabartılı olarak başlamıştık. İki düz bir yandan kabarttık. İki düz bir yandan kabartılı. İki düz bir yandan, iki düz bir yandan olarak bu sıramızı tamamlayalım. Şapkamızda iki sıramızı tamamladık lastiğimizden sonra bir sıra düz olarak ördük. İkinci sıramızda bir tane yandan kabartılı bir şekilde ve iki tane düz bir kabartı iki düz şeklinde ördük. Bakınız ilk kabartı başladık iki düz bir kabartı iki düz bir kabartı iki düz şeklinde ördük. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramızda tığımı alıyorum. Yine buradaki bulunan trabzanımın üzerine ilk zincirlerden oluşturduğum trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra bir önceki sırada üzerine düz olarak ördüğüm iki trabzanın ardından giriyorum bakınız ardından giriyorum birincisini örüyorum ve ikincisini ardından girerek örüyorum ve buradaki ilmeğimizin tam başlangıç yerini kabartıyoruz. Şimdi 3. Iı, trabzanımızı bir önceki sırada kabarttığımız trabzanımızı ise düz olarak örüyoruz. Sadece düz trabzan tepesine batıyoruz. Bir önceki sırada iki tane düz ördüğümüz trabzanımızı ise ardından giriyoruz. Trabzanımızı örüyoruz. İkinci trabzanımızı da aynı şekilde ardından giriyorum. Örüyorum. Düz trabzanlarımızı bu sıramızda ardından girerek örüyoruz. Bir önceki sırada kabarttığımız trabzanlarımızı ise düz olarak örüyoruz. Ve devam ediyorum. İki tane düz trabzanıma geldi. Ardından giriyorum. Bir ve ardından ikinci trabzanımı da giriyorum. İki. Şu şekilde bakınız. Şu kısım dışa doğru kabarmakta ve bir önceki sırada kabartılı olarak ördüğüm trabzanımı düz örüyorum. Bu sıramız oldukça kolay. Bir önceki sırayı takiple kabarttığımızı düz, düz ördüklerimizi arkadan girerek şu şekilde bir çıkıntı oluşturuyoruz ve iki kabartının arasında çukur trabzanlarımız oluşmuş oluyor. Devam ediyorum. İki tane trabzanımdayım. Arkadan giriyorum ve ikisini de örüyorum. Üçüncü trabzanım kabartılı. Tepesine batıyorum. Düz. Aynen normal trabzan şekliyle örüyorum. Tekrar aradaki iki tane bir önceki sırada düz ördüğüm trabzanlarımın ardından girerek bir ve ardından girerek ikinciyi örüyorum. Sıradaki trabzanımı bir önce sırada kabarttığımı yandan aldığımı tepesine batarak düz örüyorum. Ve bu sıramı bakınız bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle yandan da gördüğümüz zaman modelimiz oluşmaya başlıyor. Bir tane düz kabarttığımızı düz olarak örüyoruz. İki tane e, trabzanımız ise. Ardından girerek örüp bu sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızın sonuna geldik. Bakınız modelimiz kendisini göstermeye başladı. Şimdi bu sıramızda e, kabartalılar ve e, bir önceki sıradaki arkadan aldığımız iki tane ilmeğimiz var. Bunu bir tane ve 2 tane 1 2 bir 2 iki, bir, iki şeklinde ayıralım şimdi. E, söylerken ayıralım. Şimdi başlangıç noktamızda ilk kabartı olarak başladığım yere geliyorum. Bakın tığımı şu şekilde ardından alarak örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum 1, 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra hemen gelen 2 trabzanımı düz olarak örüyorum 1, 2. Şimdi bu sıramızda 2 düz, bir yandan kabartı olarak örüyoruz. Tekrar 2 tane düz trabzanımı örüyorum 1, 2. Ve diğer sıradaki trabzanım kabartılı olarak gelen trabzanımı kabartılı olarak örüyorum. Yani yandan alıyorum. 2 düz bir kabartı şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir de yandan giriyorum. Bakınız bu kabartılı bölüm İlk başlangıç yerimizden itibaren aynen kabartı olarak devam edip tamamlanacak. İlmeğimize başladığımız ilk zincir çektiğimiz trabzanımızda kabartı. Bir kabartı, düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. Evet modelimizde bakınız iyice belirginleşmeye başladı. İki tane düz bir kabartı, iki düz bir kabartı şeklinde ördük ve buradaki kutucuğumuzu tamamladık. Waffle kutumuzun ikincisi de tamamlanmış olacak. Şimdiki yaptığımız işlemle birini kapatıp bir diğer waffle'ımızı oluşturmaya başlayacağız. Şimdi yine geçiş noktamızdayız. Geçiş noktamızda ipim beyaz olduğu için e, biraz Görünmemesi konusunda yani görünmüyor diye tereddütlerim var ama buradaki kabartayı hep bitene kadar modelimiz kabartılı şeklinde öreceğiz. Birinci kabartılı, iki düz, bir kabartı, iki düz şeklindeydi. Bu kabartı şapkamızın sonuna kadar kabartı olarak devam edecek. Şimdi ilk geçiş noktamıza yine geliyorum, Trabzanımı üzerine gelerek batıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız bu kez direkt batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Düz ördüğüm noktada 2 tane trabzanımı arkadan girdiğim zaman buradaki kabartılarımı düz örüyorum. Püf noktamız orası. Şimdi 2 tane trabzanımı ardından girerek örüyorum. 1 ve 2. Yeni bir waffle için zeminimizi hazırlıyoruz bir diğer kutuyu kapatıyoruz iki tane ardından girdim kabartılı olanı düz olarak örüyorum bir tane düz trabzan İki arkadan girerek kabartı bir ve iki kabartılı ördüğümüz zaman buradaki bir öncesi sırada hep dışa doğru olan trabzanımı düz örüyorum ve diğer iki trabzanımı ardından girerek kabartılı olarak örüyorum yani e, içe çukur fakat şuradaki çizgileri oluşturuyoruz şöyle görüldüğü gibi. Şimdi bu sıramızda tıpkı buradaki sıramızda yaptığımız gibi bir tane trabzanımızı düz, ikisini ardından alarak e, şu arada bir çıkıntımızı yani şu çizgimiz oluşturmaktayız. Ortadaki devam ede gelen bir trabzanımızı düz olarak örüyoruz bir düz iki ardından giriyoruz bir düz iki ardından girerek bu çizgimizi oluşturuyoruz ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bakınız modelimiz kendisini çok güzel göstermeye başladı Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım Evet sıramızı yine tamamlayarak geldim bakınız bir tane kabartılı iki tane arkadan girerek ördük bir kabartı iki arkadan bir kabartı iki arkadan şekliyle ördük ve buradaki çizgimiz ortaya çıktı Şimdiki öreceğimiz sırada ise yine başlangıç noktamızı şu şekilde arkadan girerek kabartılı bir şekilde alıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum. İki tane arkadan alarak ördüğümüz trabzanımızı bakın şurada kabartısı çıkmıştı. Düz olarak örüyorum. Bir. Ve ikinci trabzanım normal düz trabzan olarak örüyorum. Ve sıradaki çizgi halinde devam eden üçüncü trabzanımı yandan girerek kabartılı bir şekilde getiriyorum. Tekrar iki tane düz ikili trabzanımı örüyorum. Bir, iki, ve yandaki aşağıdan sürekli gelen trabzanımı yine yandan kabartımı yapıyorum. Bakınız waffle'un iyice ortaya çıktı. Çok da güzel görünmekte. Bir ve iki tane trabzanımı düz örüyorum ve hemen diğer trabzanımı yandan girerek kabartıyorum. Bu sıramızı. 2 düz bir yandan kabartı 2 düz bir kabartı şöyle yandan girip kabartı şeklinde tamamlıyorum modelimiz bu şekilde birbirine tekrar ediyor bundan sonraki sıramızda yine bir tane düz örüyoruz iki tanesini arkadan girerek örüyoruz yani şuradaki çizgiyi oluşturduğumuz şekliyle öreceğiz onu da beraber başlayalım sonrasında istediğimiz ölçü gelene kadar devam ederiz Evet çok güzel şöyle bakınız Sıramızı şimdi bir tamamlayalım. Ama istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. En son sırasını örüyorum. En son sırasında sadece sık iğne olarak örüyorum. Sık iğnelerimi trabzanıma gireceğim küçük gözlerin içerisine bakınız. Gözün içerisine giriyorum ve örüyorum. Bir sonrakini sık iğne ile kapatıyoruz. Gözün içerisine tam trabzan aralarına girmiyorum. Gözün içerisine batarak e, örgümü tamamlıyorum Ben başlangıçtan itibaren örerek gelmiştim şimdi bitiş işlemini yapıyorum en son yere batıyorum ve geçişimi de yapalım makasımızla keselim Evet, dilediğim ölçü olana kadar ördüm. Lastiklerimizle başlamıştım. Waffle'larımızı ördüm. Waffle'larımızı ördükten sonra şu görmüş olduğumuz kenarına çiçeklerimizi çalıştım. 3 tane çiçeğimi çalışıp diktim. Şimdi çiçeğimizin bir tanesini sizlerle beraber örmek istiyorum. şu şekilde hemen, hemen minik minik güzel çiçekler olsun. Çok böyle güle falan gerek yok. Çünkü çocuklarımız için, küçüklerimiz için kullanacağız. Hani abartısız minik detaylarla hatta daha küçük bile çiçekler örebilirsiniz. Çiçeğimizi örmek için zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsinin aynı boy olmasına gerek yok. ile ufakla da çalışabilirsiniz. Daha güzel olmakta. Batıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Yuvarlağımın içerisine girerek iki defa başını doluyorum öncesinde. Çiçeğim biraz büyük olduğu için buradaki büyük çalışmalarımda iki tane doladım. Kapadığım yere batıyorum. 1 2 ve en son çekiyorum. Şapkamızı şöyle çekelim kenara. Şöyle dursun. Evet şimdi tekrar tığımın başını doluyorum. İki defa aynı yere giriyorum ikişer ikişer alıyorum 2 i̇ki ve kapatıyorum tekrar 1 2 defa doluyorum atıyorum 1 2 ve 3 zincirimizi 3 tane çekmiştik ve 3 tane trabzanımızı başına iki defa dolayarak ördüm şimdi 3 zincirimi tekrar çekiyorum ve yuvarlağımın içerisine gelerek batıyorum kapatıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 2 defa tığımın başını doluyorum aynı yere girerek 1 2 ve 3 bakınız 2 2 alıyoruz tekrar 2 defa başını doluyorum geliyorum 1 2 ve kapatıyorum 2 tane trabzanım oldu bir tane de zincirim vardı 3. kez 2 defa başını doluyorum 1 2 ve kapatıyorum 3 tane başını iki defa dolayarak ördüğümüz trabzanımı tamamladıktan sonra 3 zincir çekiyorum 1 2 ve 3 hemen yuvanın içerisine batıyorum battığım yerden 3 zincirle çıkıyorum 1 2 3 tekrar iki defa başını dolayarak yuvaya giriyorum 1 2, 3 ve 3 trabzan olduktan sonra zincirimizi çekip batalım. Tıpkı bu ikisinde çalıştığımız gibi çalışarak 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 çiçek yani yaprağı dilimi sayısına ulaşalım. Çiçeğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ipini biraz uzun kopartalım ve iğnemizi takalım. Çiçeğimizi dilediğimiz yere yerleştirerek dikelim. Bakın ben şu kısma dikmek istiyorum. Şöyle devam etsinler diye 2 2 ve batıralım iğnemizi ve rahat bir şekilde dikmeye başlayalım. Şapkamızın alt kısmına rengarenk çiçeklerimizi yerleştirdikten sonra şapkamızın üst kısmına doğru geçiyoruz. Şapkamızın üzerine herhangi bir şekilde daraltma yapmadan Düz sık iğne ile bitirmiştik. Yeteri kadar ördük. Yeteri kadar ördükten sonra sık iğne ile kestik. Şöyle göreceksiniz. Bakınız e, zincirlerimizin ucunda çiçeklerimiz var. Yine rengarenk çiçeklerimiz. Burada kullandığım çiçeklerimizin aynını şapkamın tepe noktası için örerek kullandım. Burada e, şöyle de bakarsak. Bakınız burada da zincirlerimin ucundaki uzun ipleriyle buraya bağladım şimdi açık renk sarımızı yine sizlerle birlikte çalışacağız Evet çiçeğimizi yapmaya sihirli halkayla başlıyorum sihirli halkayı alıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip parmağımdan çıkarıyorum ve tığımın başını sadece bir defa doluyorum. Büyük çiçeği yapacağımızda iki defa dolamıştık. Burada bir tane yeterli ve trabzanımı örüyorum 1 2 3 3 tane trabzanım ördükten sonra 1 2 3 zincirimi çekip hemen halkamın içerisine batıyorum tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum yine 3 trabzanı yan yana örüyorum 1 2 3 3 tane zincirle iniyorum 3 tane zincirle çıkıyorum ve tam 4 tane 2 tanesini yaptık 2 tane daha ekliyorum son dilim çiçeğimizi de ördüm 3 zincirimi çekiyorum ve batırıyorum Evet sihirli halkamı şu şekilde birazcık sıkıyorum ve buradaki 3 zincir çekerek batım yerin hemen diğer ilk çiçeğin dibine şöyle gelerek sağlamlaştırıyorum dibinden giriyorum şu şekilde elimizle de düzeltelim ve bu aradan şapkamızın neresine kadar sallanmasını istiyor isek çiçeğimizin oraya kadar o kadar zincirimizi çekerek uzatalım ben 35 tane zincirimi çektim şimdi birlikte çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ve 35 tane zincirimi çektikten sonra birazcık şöyle uzun keselim. Şu şekilde koparalım. Çiçeğimizi sihirli halkayla yapmıştık. Arkadaki ipimizi şu şekilde geçirelim, sağlamlaştıralım. ve bunu da keseceğiz güzelce bir tane daha çiçeğimizin ardından geçişimizi yaptıralım ve fazla olan ipimi yine makasımla kesiyorum şimdi çiçeğimi bu şekilde hazırladım şimdi şöyle bakın herhangi bir gruba herhangi bir yere hiç fark etmez geliyorum bir İki dilim bakın böyle komple en son ve ikinci dilimin altına aynı sıraya gelerek geçiriyorum şu şekilde ve düğüm atıyorum. Evet düğümümü de sağlamlaştırdıktan sonra şu şekilde kesiyorum. Şimdi şapkamızı bağlamak için. Her iki ucunu da çiçekli şekilde beyaz ipimizle çalışmamızı yapalım. Ya da farklı pembe de yapabiliriz. Dilediğimiz renkle yapabiliriz. Hangisine tercih edersek. Zincirimi çekmek istiyorum. Çiçeğimizi bağlamak için öreceğimiz kısma 3-4-5-6 tane zincirimi çekiyorum. Ve ilk zincirin içerisine girerek batıyorum. 1-2 tane zincirimi ilave ettikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 2 tane ördüm. 3. trabzanımı örüyorum. 1 2 3 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen trabzanlarımın yanına batıyorum. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da çekiyorum bakınız. 1 2 3 zincirle tekrar yukarı çıkıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 tekrar 1 2 3 yine 1 2 3 3 tane trabzanımı ördükten sonra 3 zincirle inelim 1 2 3 hemen dibine batıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımızı örüyorum 3 defa da alıyorum 1 2 ve 3 3 zincir batıyorum bakınız 3 tane yapraklı oldu diğerlerine uyum sağlasın 4 tane yapraklı yapalım çekiyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şimdi 3 zincirimi çekiyorum ve iniyorum aşağıya Evet şimdi diğer tarafa şöyle uca diğer çiçeğimin ilk zincir çektiğimin ucuna batıyorum Çünkü zincirimizi çekmeye başlarken tek taraflı ağırlık olması diğer tarafla da dengemizi kurup tam ortayı ayarladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimizi çekmeye başlayalım 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19, 20, 21, 22, 55 tane zincirimi çektim. 55 zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. İkili bir şekilde bakınız. 2 katını alıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere bir daha batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4 tane trabzan olduktan sonra 3 zincir sayıyoruz 3 zincirimizi saydık 3 ara trabzanımızı ördüm 3 tane zincirimi örüyorum yine bu uca da aynen diğer uçtaki çiçek çalışmamızı yapıyorum 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum yuva bakınız büyümeye başladı 1 2 3 tekrar 1 2 3 Üçüncü kez giriyorum ve bakın 3 trabzan olduktan sonra 1 2 3 ve batıyorum dibine bu yöndeyim 3 zincir çekiyorum 1 2 3 ve 3 tane trabzanımı yapıyorum 3 defada alarak 1 2 3 1 2 3 3 zincirimi çekiyorum batıyorum. Şimdi diğer şuradaki zincirimizi hemen yanına bakın şuradaki boşluğa geliyorum ve başlıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve 3 tane trabzan ardı ardına yapmaya başlıyorum. 1 2 3 1 yaptım. ikinci trabzanımı ördüm ve üçüncü trabzanımı tamamladıktan sonra 1 2 3 zincirimizi çekelim ve yuvamıza batalım yuvamıza battıktan sonra hemen diğer tarafın yuvasının dibindeki trabzanı batarak sabitleyelim ve zincirimizi çekip makasımız yardımıyla keselim ve her ikisinin bu fazla iplerini de kestikten sonra güzel bir şekilde yukarıdaki şu süslemelerimizi dışarıya doğru taşırıp elimizde güzel bir ayarlama yapıp şapkamızı örmüş olduğumuz iki tarafı beyaz ipimizle bağlayalım. Beyazımızı da güzelce bağlayarak kullanılmaya hazır hale getirelim. Evet şapkamızın tepe noktasında bağladık. Bakınız şu şekilde ne tarafa isterseniz o tarafa düşmekte. Çiçeklerimiz gayet güzel oldu. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlık, sıhhatle kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.